Arkadaşlar merhabalar, ben Ali Ozan Karcı. Bugün Onvox Stüdyo bünyesindeki davul miksi nasıl yapılır derslerimin üçüncüsüne, önemli bir dersi geçtim. Kick miksinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Zayıf bir kick sesinden, kick seslerin temizlenmesinden, equalizer ayarlarından ve kompresör kullanımından bahsedeceğim. Dilerseniz bir an evvel dersimize geçelim. Arkadaşlar, kick sesleri için yapmamız gereken çok şey var. Bunlardan ilki sesleri teker teker dinlemek. Karışmış frekanslar ya da karışmış mikrofonların diğer parçalar olan yakınlığı nedeniyle alınmış sesleri dışlamamız gerekiyor ve kick'i mümkün mertebe izole etmemiz gerekecek. Tabi bu izolasyon aslında tercih olarak bazen yapılmayabiliyor, doğallığı bozar diye. Fakat özellikle çok fazla gruplu drumlarda, yani çok fazla track var, bakın burada gördüğünüz gibi bu kadar fazla trackte bizim sesleri bir miktar ayırmamız ve izole etmemiz gerekecek. Dilerseniz şimdi kick in'i, yani kick in ne demek? Bu bass drum'un içerisine yerleştirilmiş olan bir mikrofon. Ondan gelen sesi duyacağız şimdi. Bakalım, bir duyalım. Hatta ben belli bir kısmı sadece alayım diyorum. Dilerseniz loop ettiğimiz şu alandaki kick sesini bir dinleyelim. Dikkat ediyorsanız drama ait diğer enstrümanların da seslerini duyuyoruz. Sadece kick değil. Kick out'a bakalım. Oh. Sanki tüm dramı tek bir mikrofonla kaydetmiş gibiyiz. Kick out tabii ki kick'in dışına yerleştirilen mikrofon olduğu için diğer dramdan gelen seslerin de birçoğunu almış. Şimdi öncelikli olarak bunları temizleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl yapacağız bu işi, ona bakalım. Kick'inle başlayalım isterseniz. İlk kullanacağımız channel settings'e girdikten sonra kullanacağımız plugin gate olacak. Kick dışı enstrümanla beslendiği için bu trackler mutlaka ve mutlaka gate tarzı bir plugin kullanıp bunları süzmemiz gerekecek. Ben kick'i daha iyi duymanız için biraz daha açacağım şimdi. Daha sonra 7'ye düşeriz, eksi 7'ye. Evet. Bakalım, bir önce deaktive edelim. Şimdi burada gate'i kullanırken, gate nasıl bir plugin? Önce ondan bahsedeyim. Gate arkadaşlar, belli bir eşiğin üzerine ses çıktığı zaman sesi geçiriyor. Belli bir eşiğin altına düştüğü anda sesin şiddeti tamamıyla kesiyor. Gate böyle bir plugin. Yani kick vurduğunda ses birden yükselecek. Ve kick'in sesini biz duyacağız. Kick'in sustain'i ve azalmaya başladıktan sonra da gate devreye girecek. Belli bir threshold'un altına düşüyor. Çünkü ses şiddeti, bakın burası için eksi 20 desibelin altına düştüğü anda gate devreye giriyor. Biz şöyle bir önce threshold'umuzu bir yüksek tutalım. Çok pardon, şunu açalım. Evet. Şu an gate devrede değil gibi bir şey. Bakın yavaş yavaş. Arka sesleri dinleyin özellikle. Kick'ten sonraki sesleri. Bir kapatayım. Açtı. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi arkadaşlar, kick'i, tonunu tamamıyla kaybettirmememiz. Yani o sustain kısmını da mutlaka içeriye almamız lazım. Bu noktada öyle bir threshold ayarlanmalıyız ki, ya da bunu attack ve release ile de devreye sokacağım şimdi. Onları da anlatacağım size. Attack ve release de devreye sokmamız gerekiyor bu noktada.
O kick'in sustain'ini her türlü kaybetmememiz gerekiyor. Sadece arkadaki sesleri kick vuruşu bittikten sonra duymayacağız. Bizim amacımız bu. Bakın atak nedir? Atak şu gördüğünüz 0.1 milisaniye. 0.1 milisaniye içinde gate devreye giriyor. Hemen pat diye yakalıyor yani. Bunu arttırırsam ben atıyorum şu an. Mesela şu an 1000 milisaniye. Kick gate tam neredeyse 1 saniye sonra devreye giriyor. Yani bunun gate açısından hiçbir anlamı yok. O yüzden biz atağı mümkün mertebe en düşükte tutacağız. En hızlı şekilde gate devreye girecek. Evet. Şimdi release nedir? Release de gate'in devreye girdikten sonra ortadan kalkma zamanı. Bu da şu an 150 milisaniye ayarlanmış. Bakın bunu da elimde şimdi gezdirerek en uygun zamanı ayarlamaya çalışacağım. Sustain'i de içermesi için. Şu an çok güzel oldu. Bakın dinleyin. Bakın sadece kick'i duyuyorsunuz. Bir kapatalım. Bakın. Biraz threshold'la da oynayacağım. Evet, sanki şu an gayet güzel oldu gibi. Buranın gate'ini ayarlamışken hemen kick out'un da bence gate'ini ayarlayalım. Gate parametrelerini tekrar açıyoruz. Bakın çok ciddi bir besleme var, inanın. Kick'ten çok diğer enstrümanları duyuyoruz. Burada işimiz biraz daha zor. Önce bir threshold'u ayarlayacağız. Bakın amacımız kick'i duymak ve arkadaki elemanları minimal duymak. Şöyle bakalım, bir kapattım. Şimdi açtım. Evet, bunu da çok aşırı müdahale edemeyeceğiz arkadaşlar. Biraz release'i kapatayım, bakayım ne olacak. Şöyle bakalım. 2-2 dedim miydim? Evet arkadaşlar, ilk müdahalemiz kick'e ne oldu? Gate oldu. Sırada ikinci ayarımız olan kick equalizer'ın ayarına geleceğiz. Şimdi burada önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar, kick'in mikrofonu kick'in içine yerleşmiştir. Yani bas sesleri çok yakından alacaktır. Şimdi normalde insan kulağı bu kadar yakından bas seslerini duymaz. Çok yoğun bir bas alır. Kick'in içinde olduğu için biz bir miktar bu gereksiz frekansları temizleyip gerekli olan o kick'in içindeki o sub bası ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bakalım bunu nasıl yapabileceğiz. Equalizer ekleyelim şimdi bir. Ben fab filter'ı çok seviyorum ve kullanıyorum. Severek kullanıyorum herhalde. Genel olarak da çok sık kullanılan bir Equalizer plugin olduğunu düşünüyorum. Hem frekans aralığını gördüğümüz için. Evet arkadaşlar, şu anda kick in'in frekansını görüyoruz. Frekans dağılımını görüyoruz. Bir de bas gitar kullanıyorsanız, özellikle bas gitar bu 80 ile 200 arasını çok ciddi doldurur. Equalizer neydi arkadaşlar? Equalizer bizim frekanslara has volüm ayarlama programımızdı. Aslında normal bir volüm arttırıp açtırıp kapattığımız zaman tüm frekanslar azalıp artıyor, biliyorsunuz. Aynı oranda. Bir equalizer'da da belli frekansları biz arttırıp azaltma şansına sahip olabiliyoruz. Şimdi burada kullanmak istemediğimiz
frekansları azaltacağız, yer açacağız ve kullanmak istediğimiz frekansları şiddetlendirip bunları duyar hale getireceğiz. Arkadaşlar mutlaka kulaklık ya da monitör kullanın bu dersi dinlerken. Bu dersi laptop'tan dinlerseniz hiçbir şey anlamayacaksınız seslerle alakalı olarak. Şimdi bir çalalım bakalım. Daha önce de dediğim gibi bas gitarla örtüşen özellikle şu kısımda yani şu 90-100-100-200 aralığında kick'in mevcut bir rezonansı var. Onu bir bulmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Equalizer'ı tutup tepeye kadar kaldırıyoruz. Abartıyoruz yani. Bizi rahatsız eden bir ses olacak. Bakın box sinus diyoruz buna. Kutu içinden gelen bir ses gibi. Bakın duyuyor musunuz bu sesi? Bu sesi biz istemiyoruz arkadaşlar. Kick içindeki mikrofonda bu sese gerek yok. Bakın gördüğünüz gibi kutu içinden vuruluyor gibi sanki. Bu frekansa ihtiyacımız yok bizim. Ne yapacağız şimdi? Bu frekansı kısacağız arkadaşlar. Tabi bu kadar abartılı kısıyorum ki ben siz anlayabilin diye istiyorum. Peki neyi ortaya çıkaracağız? Saf frekansları değil mi? Buradaki frekansları çıkartalım. Burada bel eğrisiyle kıstık. Burada isterseniz low shelf kullanalım. İkinci bir equalizer şeyi açıp. Bakalım. Evet bakın. Kick'in dolgunluğu artıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Arkadaşlar bunları çok belirgin yapıyorum. Normalde bu kadar yüksek arttırımlar yapılmaz. Parçaya göre 5 ile o yani aslında birkaç desibel duruma göre bazen 5 desibel bazen 10 desibeli geçmemek gerekiyor. Tabii kural diye bir şey yok. Bakın bu noktada bir kural yok. Bu işin kulağa gelen duyumumuz önemli ama ben şimdi biraz abartılı yapacağım ki siz aradaki farkı bariz anlayın. Duyalım. Bakın bu equalizer'sız haliydi kick'in. Şimdi equalizer açacağım. Gördünüz mü? O kutu gibi ses gitti. Yerine alt frekansları daha dolmuş. Yani bizim kick'in içerisindeki o sub sesi verebilecek 20 ile 70, 50 hatta 50-60 diyelim. 70-80'i bulmaz bu frekanslar. Bu frekanslarını kuvvetlendirmeye çalışıyoruz şu anda. Peki. Bir de biz kick'te punch dediğimiz atakların böyle şiddetini arttırdığını duymamız gerekiyor. Yani kick'in atağını hissetmemiz gerekiyor. Burada yapmamız gereken önemli bir hareket daha var arkadaşlar. Size önerebileceğim. Şimdi burada -12 desibele kadar bu frekansı kıstık. Burada da tabii o frekansı yerine arttırdık ama kick'in diğer alt dolgunluğunu yükseltmek için şu kaybettiğimiz frekans için şu 114 Hz'de kaybettiğimiz frekans için biraz volüm ekleyebiliriz. Bakın birkaç desibel output açabilirim ben buna. Böylelikle tamamıyla dolmaya başlayacak altlar. Yani şu kısım kısılacak ama bu kısım daha fazla dolmaya başlayacak. Arkadaşlar şu 22'yi biraz kısayım. Çok abartılı oldu bu. Evet. Mesela ya da hatta bakalım nasıl bir şey geliyor. Bakın duyuyor musunuz? Kapatayım. Bakın bu kick'in ilk haliydi. Şimdi açtım. Değil mi? Daha güzel, daha dolu bir hissiyat veriyor bize. Ama punch eksik. Punch için ne yapacağız? Punch için arkadaşlar tiz bölgeyi oynayacağız biraz daha. Mid frekansları oynayacağız. Low midleri kestik. Subları açtık. Ne yapacağız? Biraz punch verebilmek için de buraya bir high shelf ekleyelim. Arkadaşlar bu equalizer tiplerini
Aynı derslerde size anlatayım. Çünkü bu da apayrı bir konu. Maksat amacınıza göre equalizer'ı kullanabilmek. Bunların hepsini şöyle söyleyeyim. High shelf demek. Bakın bu tuttuğunuz frekansından daha tiz olan frekansların tümünü kaldırıyor. Görüyor musunuz? Bell onu ne gibi kaldırıyor? Bakın böyle kambur gibi kaldırıyor. Low cut'ı daha sonra anlatacağım. Şu an anlatmayacağım onu. Bunları bilmeniz şimdilik bu konuyu anlamanız için yeterli. Dinleyerek biz birazcık high shelf açalım. Böylelikle punch'ı, atağı arttıralım, kick'in atağını. Abartmayalım. Diğer frekanslarda olduğu gibi abartmıyorum bu sefer. Bakın 3 desibel arttırmam bile seste ciddi değişiklik yaratıyor. Dinleyin. Evet. Arkadaşlar, kick'inin equalizer ayarını yaptık. Şimdi kick out'un equalizer ayarıyla bir bakalım ne yapabileceğiz. Bu arayı bir dinleyelim tekrar. Dilerseniz sadece kick'i daha çok duyduğumuz şuradan ayarlama yapalım. Evet. Burada kick biraz daha düzen duyuluyor. Öbür tarafta karışık sesler var çok fazla. Evet, yine equalizer'ımızı açalım. Fav. Bu arada bu ayarların hepsini Cubase'in kendi equalizer'ında da yapma şansınız var arkadaşlar. Dilerseniz hatta bir örneği orada yapayım. Hem bunu da görmüş olun. Studio EQ'yu kullanabiliriz mesela bu iş için. Cubase'in kendi içinde gelir bu. Alta bastım. Alttan yukarıya doğru bunun sıra yayılımı. Şimdi ne yapacağız? Rahatsız edici o boxes dediğimiz box sesi bir duyalım bakalım. Şu an shelf açılı. Arkadaşlar bu bir, biz shelf'ı ayıralım. İkiyi açalım. İki de bel açacak çünkü bize. Evet. Bakın ikinciyi bel açtı. Şimdi burada bir gezelim bakalım. Bakın yine buluyorum o kutu sesini. Bakın şu sese bizim ihtiyacımız yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kutu içinden vuruluyor gibi. Sesi iniyorum, 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 iniyorum. Şimdi kısıyorum. Bakın. Bakalım bir. Evet. Kıstık. Gereksiz biraz daha arttıracağız. Şimdi ne yapacaktık? Bassları birazcık kuvvetlendirecektik, değil mi? Bakalım. Burayı biraz daha kısıp, orayı biraz daha açmayı düşünüyorum. Biraz da altları dolması için output arttıracağım. Arkadaşlar headroom'un ne kadar önemli olduğunu buralardan anlayabilirsiniz. Bakın bu sesleri ben açtıkça dikkat edin. Yani bu drum'ı biz -7'de kullanıyoruz normalde. -7'ye düşürmüştüm hatırlarsanız. Şu an sizin duymanız için açtım. Bu bölgedeki boşluk gerçekten bizim için çok önemli. Bunların farkına var mısınızdır? Çünkü bakın ben bu output'u biraz daha arttırsam ise gördünüz mü? Pike'e soktuk hemen. O yüzden ne kadar burada boşluk bize bol çalışma alanı. Evet bir de punch ekleyelim buna. Punch ekleyelim şuradan. Ve üzerine birkaç desibel kaldırmamız yeterli. 2-3 desibel. Bakalım bir önce kapatalım. Ses nasıl geliyor? Bakın.
iyi ki böyle duymayız arkadaşlar. Sizin duyduğunuz kickler bu işte. Bak sesi hala var. Biraz daha kısacağım. Şurayı biraz daha kuvvetlendirmeyi düşünüyorum. Evet. Bakalım. İki kiki birlikte dinleyelim şimdi. Arkadaşlar kiki duyuyor musunuz? İnsörtleri kapatıyorum. İlk halimiz buydu. Equalizer ve gate ekledikten sonraki halimiz de bu oldu. Dediğim gibi bunlar içerisinde hassas ayarlar ne yapılabilir? Rezonansların bulunduğu. Yani rezonans dediğim şey bir enstrümanın başka bir cismi ya da enstrümanın kendisini enerjisiyle titreştirerek ses oluşturması durumuna rezonans deniyor. Biz rezonans sesleri çok fazla sevmiyoruz dramlarda. Onları mümkün mertebe kapatmamız lazım. Bunu da equalizer'la yapıyoruz çoğu zaman. Bir miktar aslında bu bölgede bulunan rezonansı da bu bölgede özellikle bu 150-200 arasında bulunur rezonans sesler. Onu da temizlemiş olduk. Arkadaşlar önemli bir nokta var burada. Bass drum ayarlarken gerçekten sesin çamurlu ya da sesin çok muddy dediğimiz böyle kapalı ve böyle kirli gelmesini de istemiyoruz. Bu yüzden şimdi burada iki tane kick kanalımız var. Bunlardan bir tanesine biraz daha açıklık eklemek istiyorum. Yani tiz frekanslarda açıklık eklemek istiyorum ki daha sonra bunları grupladığımız kick grupta yeniden bir genel equalizer dengesine bakacağız. Yani bakın burada bir equalizer'lıyorum ayrı ayrı. Daha sonra bunlar kick'e atmıştım biliyorsunuz. Kick denen bir grup oluşturmuştum. Kick grupta bunları yeniden bir gözden geçireceğim. Total sound'u bu sefer değerlendireceğim. Kick sesini. Şimdi o yüzden bu kanalların bir tanesine biraz daha böyle kick'ine tiz frekans ekleyeceğim ki bunları ben dengelediğim zaman sesin çok muddy, yani böyle çamurlu gelmesini engellemiş olacağım. Tekrar dinleyelim arkadaşlar bir. Bakın sanki kick in mikrofonu bunun için daha uygun gibi. Çünkü neden diyeceksiniz? Bakın burada ben tizleri çok arttırırsam bu sefer snare'ler, şeyler hepsi ortaya çok çıkacak. O yüzden burada çok arttırmıyorum. Hafif bir artım burada. Hatta bu bile çok burada. Kick in mikrofonuna bu işi yapmak istiyorum. Bakın. Evet. Burada normalde olması gerekenden, bakın bu yaptığım değerler gerçekten şu an abartılı. Duyumunuz çok önemli. Siz duyarak ayarlayacaksınız bunu. Ben burada 1 açıyorum, 2 açıyorum, 3 açıyorum, 5 açıyorum, 10 açıyorum. Hiç önemli değil. Siz bunların hepsini kendiniz duyup o tonu hissetmeniz gerekecek. Ama tavsiyem kick mikrofonlarından bir tanesine tiz frekansları biraz daha fazla açmanız. Bu ileride ne işe yaradığını göreceksiniz. Kapatalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir dengeleme yapmaya çalışalım. Seslerimiz biliyorsunuz ki neredeydi? -7'lerdeydi değil mi? İsterseniz -7'yi tekrar bir çekelim. Bunların ikisini de. Evet. Kick grubu ben biraz arttırayım sizin duymanızın rahatlığı için. Şuradan açtım. Bakın genel grubu arttırdım şu an. Kick out'u tamamıyla kapattım. Güzel bir ton yakalamaya çalışacağız burada. Amacımız o. Yavaş yavaş açıyorum.
Sizi biraz fazla kaçırmışız galiba. Bakın arkadaşlar, sadece Kiki mikrofonuyla duyulan ses. İkisini açıyorum şimdi. Daha dolu bir kick. Duyuyoruz. Kick sesini biraz şekillendirdik. Fakat bu alt dolgunluğu dediğimiz, yani daha altta kalan seslerin üst kısma çıkarılmasıyla ilgili herhangi bir şey yapmadık. Bu ne demek? Yani bir kompresyon işleminden geçirmek demek. Kompresör ne yapıyor? Yüksek seviyedeki sesleri kısıyor. Make-up gain'i de, yani bizim kazanç sağlayan kompresör volümüyle de altta kalan sesleri yükseltmiş oluyor. Kick'te kompresyonör uygulaması çok yaygın olarak kullanılır arkadaşlar. Mutlaka genelde birçok ses mühendisi kick'te kompresör kullanır. Fakat bunun dozunu, derecesini bilmek gerekiyor. Ben kick'te artık gördüğünüz gibi kanalımızı ortak kanal olan kick grubuna bağladık. Kompresör eklemeden önce isterseniz genel sesin equalizer dengesiyle ilgili ayarları son kez bir yapalım. Artık bakın, şu kick grubu bu tarafa taşıyacağım, sol tarafa görebilin diye. Yine bir equalizer mutlaka kick'in içerisine ekleyeceğiz. Çünkü son şeklini vereceğiz kick'in. Şu boxy ses burada var mı şu anda? Evet, kutu sesi. Evet, kutu sesi bakın şurada. Bu kutu sesini bu sefer çok daha az kesiyorum. Evet. Kick'in tonu tamamıyla tarza, parçanın türüne göre değişir arkadaşlar. Bu daha çok bir rock sound'una yakın bir kick tonu oldu. Hatta metale bile kaydırmak üzereyiz neredeyse. Burada snare'ın genel tonu önemli. Bakalım şöyle. Bakın. Evet. Çok uyumsuz olmayacak gibi duruyor. Arkadaşlar, genel kick grubunun equalizer ayarını yaptıktan sonra burada önemli olan bir diğer nokta var. Özellikle kompresyona geçmeden önce. Biliyorsun ki insan kulağının 20 Hz'ın aşağısında duyma şansı yok. Ve bu bizde mix'te, hoparlörlerde gereksiz bir yüklenme ve bu frekanslar ve bu frekanslardan düşük aralıklar kirlenme sağlıyor. Bunu da temizlemek gerekiyor arkadaşlar kick sesinden. Çünkü biz ne yaptık? Alt frekansları doldurduk sürekli. Ne yaptık? O özellikle 60 Hz, 70 Hz ve aşağısını yükselttik. Arttırdık çok fazla seviyede. Bu esnada da ne yaptı? O 20 Hz civarı ve küçük, ondan daha küçük olan kısımlar sesçe arttılar ve yükseldiler. Bizim bunları bir temizlememiz lazım. O yüzden ben genelde drumlara bu biliyorsunuz ki ilk kick grupta eklediğim equalizer'dı. Bir ikinci equalizer daha ekliyorum. Ve bunu da kesmek için, temizlemek için kullanıyorum. Bakın, çalalım kick'imizi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın, 20 Hz şuradan aşağısını biz duymuyoruz. Ama duymamamıza rağmen çok yüksek bir yer kaplıyor. Yani 20 Hz'e bakın, şurada low shelf'i low cut yapıyorum.
Bunu tekrar şöyle 20 civarına çıkarayım arkadaşlar. Bakın burada görüyoruz frekansı. Ve biraz daha keskin ve sert bir inişle kick'in 20 Hz ve altını kesiyorum. Bakın FAB'da dinleme şansımız var. Şu an hiçbir şey duymuyorsunuz. Çünkü aslında biz bu frekansın altını duymuyoruz. Ama bu bizim miximizi kirletiyor arkadaşlar. Biraz ben agresiflik yapıp bu tarafa kadar çekeceğim. Kapalı. Daha çamurlu bir ses. Şu an daha net bir ses, daha belirgin bir ses elde ediyorsunuz. Bakın altları temizlediğimiz zaman sesler daha az üst üste biniyor ve böylelikle daha berrak, daha net bir ton elde ediyoruz arkadaşlar. Kick'te de şey kesilir mi, altlar kesilir mi demeyin. Evet, gerçekten kesilebiliyor. Şimdi genel kanalımıza ne ekleyeceğiz? Şimdi genel kanalımıza bir kompresör ekleyeceğiz arkadaşlar. Kick kanalına, genel kanal derken kick grubuna kompresör ekleyeceğiz. Ben burada SSL'in Waves'in SSL kompresörünü kullanıyorum. Oldukça başarılı bulduğum bir kompresör bu. Bu dersi anlatırken kompresörler, equalizer'lar, bunları bildiğinizi varsayıyorum. Bunlarla ilgili zaten ayrı videolar düzenleyeceğim. En kötü ihtimalle o derslere dönüp bu dersi ondan sonra izlersiniz. Daha kafanızda oturabilir diye düşünüyorum. Evet, şimdi biz drum'a bir kompresör uygulayalım. Drum kompresörü, kick kompresörünü nasıl uygulayacağız? Arkadaşlar kick kompresörünü kesinlikle ve kesinlikle yapmamamız gereken şeylerden bir tanesi atağının çok hızlı olması. Çünkü kompresör çok hızlı devreye girerse kick'in o punch kısmını tamamıyla alıyor. Bu yüzden kompresörde slow atak kullanacağız arkadaşlar. Bakın dikkat edin kick'in, bakın nasıl kalınlaştığına dikkat edin. Tonu lütfen dinleyin. Bakın ne kadar dolu bir, bakın isterseniz kapalı, daha doğru düzgün ayar yapmadık. Evet, şimdi birazcık threshold'u kısacağım, bir en azından 2-3 desibellik bir blokaja gitsin. Burada görüyorsunuz, ona uygun da make-up zaten. Bakın yaklaşık 3 desibel, 2,5-3 desibel kısıyor, make-up'ım da zaten o civarda. Release'im daha hızlı olabilir. Kompresörün geç devreye girip erken devre, bir sonraki kick sesinde devreden kalkmış olması gerekiyor. Bu noktada çok fazla uzun release'ler kullanmamamız gerekecek. Bu arada dikkat ettiğiniz bir şey var mı bilmiyorum ama hiçbir zaman seslerimizde genel volüm dengesini arttırmış olmuyoruz. Bakın normalde bu kick -7'deydi. Pardon, 0'daydı. Grup olarak 0'daydı hatırlarsanız. Sesimiz bu. Bakın sesin şiddetinde bir değişiklik yok. Yani mevcut ayarlarımızı sesi yükselterek yapmıyoruz. Amacımız burada sesi doldurmak. O yüzden her zaman volüm dengesini make-up'ta hiçbir zaman aşırıya kaçmamalıyız. Yani bunu tutup da böyle arttırsam mesela, bakın. Bu doğru bir teknik olmaz arkadaşlar. Burada kompresörü hatalı kullanıyoruz demektir. Çünkü burada istemediğimiz sesleri de kompresör ortaya çıkarır. Bunu her zaman için, kompresör ne kadar bloke ediyorsa genelde yaklaşık olarak o kadar bir make-up kullanmak yeterli olacaktır. Bakalım öncesi. Sonrası. Bir de açıp size dinleteyim, biraz daha iyi duyarsınız. Öncesi. Kompresörden önce. Kick'i dinleyin lütfen. Ve sonrası. Sonrası.
Son olarak tüm pluginleri kaldıracağım ve devreye sokacağım. Bakalım ne kadar değişiklik yapmışız seste arkadaşlar, bir görelim. Kick sesimiz buydu. Tüm ayarları yaptıktan sonra kick sesimiz bu oldu. O madi çamurlu sesi yok etmek için birazcık kick'inde equalizer ayarını indirdim. Çok yükselttik zaten bunları, sizin duyabilmeniz için aşırı aşırı yapmıştım. Bakın gördüğünüz gibi gayet punchy bir sound. Şöyle hatta diğerlerini de ekleyelim bakın. Diğer snare ve hi-hat diğer grup daha mixli değil. Cılız bir kick sesinden nasıl dolgun, daha kalın bir kick sesi oluşturduğumuzu gördük. Kick mix'in 3 aşağı 5 yukarı, tabi arada daha detaylı olan çok kısım var ama bu en azından basit bir şekilde kick'in nasıl mixleyebileceğinizi size göstermeye çalıştım. Lütfen yorumlarınızı, kanalıma abone olmayı, kanal bildirimlerinizi, o abonenin yanındaki çanı tıklamayı unutmayın. Yeni videolar yüklendim de görebileceksiniz, bildirim alabileceksiniz bu şekilde. Beni takip etmeye devam edin. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimde snare anlatacağım. Snare mix'ini anlatacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.